9 Ocak 1999. Bugünlüğü yaşadığımız süreci belgelemek için tutmaya karar verdim. Sayar Erdoğan ortaklığı 3. yılına girdi. Ahmet de, ben de bu süreçte pek çok fedakarlık yaptık. Kimi zaman ailemizi bile göremedik. İşlerini yoluna koyup iyi para kazanmaya başladık. Artık biraz ailemize vakit ayıralım dediğimiz anda bu iş başımıza geldi. Çok üzgünüm. Karım da, ben de çok korkuyoruz. Çok üzülüyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Barış'ın hastalığı bizi perişan etti. Daha 3 yaşında ve çok küçük. Sevim. Nereye? Benim gitmem lazım Ahmet. Ne oldu Kerem'e, bir şey mi oldu? Olmadı. Ama olacak. Uyanacak benim oğlum. Ve bunu sağlamaya gidiyorum. Sevim, ne diyorsun anlamıyorum. Nereye gideceksin? Onun uyanması için ne gerekiyorsa onu yapmaya gidiyorum. Ben yokken onu yalnız bırakma. Anahtarları alayım. Buyurun Sevim Hanım. Depo dolu değil mi? Evet Sevim Hanım. Sen Ahmet Bey'le dönersin. Tabii Sevim Hanım. 25 Şubat 1999. Bugün Barış'a kesin teşhis konuldu. Kısaca SSPA denen kızamık virüsünün yol açtığı bir hastalık. Kesin tedavisi yok. Oğlumu kaybetmek istemiyorum. Ahmet, ortağımız Rensa'nın bir ilaç üzerinde çalıştığını, ilacı zaten Türkiye'de denemek istediklerini söyledi. Çaresizim. İlacı Barış üzerinde denemeye karar verdik. 17 Temmuz 1999. Çok mutluyum. Bir mucize bu. Barış bugün itibariyle tamamen iyileşti. İlaç işe yaradı. Barış başka çocuklara da umut olacak. Rensa 32 denek daha belirledi. Biz de ortak olarak işin içindeyiz. Yakında başlıyoruz. 30 Temmuz 2000. Deneklerden biri öldü. İki tanesinin de durumu ağır. İlaç güvenilir değil. Rensa ölümün ilaçla ilgili olmadığını söylüyor. Ahmet de aynı görüşte. Ben değilim. Ahmet'le kavga ettik. Ortaklıktan ayrılmayı ilk kez düşünüyorum. İstanbul'a gelmen lazım. Neden? Kerem. Kerem bir kaza geçirdi. Komada. Ne? Ne? Kendi arabasıyla feci bir kaza yaptı. Ben yolda sana her şeyi anlatırım. Vaktimiz yok. Hemen benimle gelmen lazım. Lütfen Zeynep. Kerem. Sadece senin ses kaydına tepki verdi. Eğer gelirsen uyanabilir. Yok. Hayır, yapamam, gelemem. Hayır. Zeynep. Zeynep, Kerem'in sana ihtiyacı var kızım. Ben onun için ne yapabilirim ki? Yani gerçekten bir şey yapamam. Gelirsem ona sadece negatif etkim olur. O yüzden olmaz, hayır. Aranızda ne geçmiş olursa olsun hiç önemli değil. Bu bir ölüm kalım meselesi, anlamıyor musun? Sevim Hanım, ben doktor değilim. Zaten eminim siz en iyi doktorları seferber etmişsinizdir onun için. Zeynep, bunca yolu seni almak için geldim ben. Lütfen. Çok üzgünüm.
İşte geldik. Neden geldik buraya? Artık gitme zamanın geldi. Gitmek zorunda mıyım? Evet. Kalırsan herkese zararın dokunacak. Peki sen? Sen benimle gelecek misin? Gelemem. Bu tek başına çıkman gereken bir yolculuk. Hiç kimse seninle gelemez. Bora? Yıkıldın mı lan Zeynep? Ceren. İşte gerçek bu. Ceren'i ben bir trafik kazası sonucu kaybettim. Beni bırakıp gitti, terk etti. Bağırdım, çağırdım, sövdüm, küfrettim ama... en sonunda affettim. Annesi ve babasıyla konuştum, onu buraya getirdim. Şimdi de buradan ayrılamıyorum. Eskiden buraya her gün gelirdim. Şimdi bazen gelmemeyi başarıyorum ama geldiğim zamanlarda ayrılması zor oluyor. Benimle gerçeği paylaşabilirdin. Nasıl paylaşabilirdim Zeynep? Kendime bile bunu söyleyemiyorum. İnanmak için işte her gün geliyorum buraya. Şu Kerem. Yerinde olsam yanına giderdim. Ve onunla geçireceğim her dakikanın keyfine varırdım. Ha tamam, yapamıyor musun? O da olur. Ama düşüncelerinden kurtulmaya çalışma. Onları saklama, gizleme. Çünkü günün birinde elinde kalan tek şey bu düşünceler olabilir. Çok sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.